Merhabalar. İnsanların hayatlarındaki tecrübelerin ne kadar önemli olduğunu biliriz. Ve başkalarının söylediklerini elbette dinleyeceğiz. Mesela bizden büyük birisi bize bir hayat hikayesinden bahsetmişse, tecrübesini aktarmışsa dinleyeceğiz. Ama tabii ki kendi akıl süzgecimizden geçirerek kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz. Şimdiki anlatacağımız hikaye aslında bu bahsettiğim konuya çok güzel bir örnek. Değirmenci ile oğlu. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanların birinde güzel bir değirmen varmış. İçinde buğday öğütülür, un elenir, ekmek yapılırmış. Bu değirmenin de başıboş olacak değil ya. Unu eleyen, hamura buluyan bir değirmenci varmış. Bir gün bu değirmenci eşeğini satmaya karar vermiş. Küçük oğlunu da almış yanına ve pazarın yolunu tutmuş. Yol bir hayli uzunmuş. Eşek yorulmasın diye binmemişler üzerine. Eşek yanlarında baba oğul yürümeye başlamışlar. O sırada onları gören biri, neden böyle yoruluyorsunuz? Binsenize eşeğin üzerine. Pazar yolu uzun, yorulmazsınız. Baba oğul hak vermişler adama, ikisi de binmiş eşeğe. Yolda giderken, vah vah, hiç mi acımıyorsunuz bu zavallı eşeğe? Demiş birisi. İkinizi birden zor taşıyor. Bari biriniz inin de hayvancağız nefes alsın. Değirmenci tekrar yola koyulmuşlar. Yolda bir komşuları, hiç olacak iş mi? Koskoca adam yayan yürüyor, çocuk eşeğe binmiş demez mi? Değirmenci adamı da haklı bulmuş, çocuğu indirip kendi binmiş. Bir müddet daha yol aldıktan sonra başka birine rastlamışlar. O da demiş ki, şu işe bakın. Bacak kadar çocuk yayan koskoca adam rahat rahat gidiyor. Keyfine diyecek yok. Değirmenci tüm bu olanlardan iyice sıkılmış. Demiş ki, herkesin aklına uyarsan olacağı budur. Bundan böyle Allah'ın bana verdiği akılla hareket edeceğim. O gün ve daha sonraki günler kimsenin dediğine göre hareket et demiş. Akıl danışmış dostlarına ama sonunda kendi kararını kendisi vermiş. Evet, bu hikayede de olduğu gibi akıl danışacağız, tecrübelerden yararlanacağız ama kendi kararımızı akıl süzgecimizden getirerek kendimiz vereceğiz.